Batı Şeria'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin cesetlerinin bulunmasının ardından 7 Temmuz'da koruyucu hat adı altında Gazze'yi bombalayan İsrail bu sabah 9'a kadar saldırılarını sürdürdü. İkinci haftasına giren saldırılarda 89 Filistinli hayatını kaybetti, 1400 Filistinli ise yaralandı. Bilanço hızla artarken Mısır'ın diplomatik çabaları sonuç verdi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Netanyahu başkanlığındaki güvenlik kabinesinin bu sabah yaptığı toplantıda Mısır'ın ateşkes girişimini kabul ettiğini bildirdi. Gendelman ateşkesin 09'dan itibaren başlatıldığını ifade etti. Bu arada Mısır'da toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Ateşkes öncesi diplomasi trafiği başlatan Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mısır, Katar ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanlarıyla, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla şiddetin sona erdirilmesi için istişarelerde bulunmuştu.